Merhaba Akademi Direksiyonu'nun değerli takipçileri. Her hafta bir parkur ziyareti yapıyoruz. Bu hafta ziyaret ettiğimiz sınav parkurumuz Eyüp Sultan ilçesine bağlı sınav parkuru. Eyüp Sultan ilçesinde ehliyet alacak adaylarımızın direksiyon uygulama sınavının yapıldığı parkur. Sınavımıza başlıyoruz. Sınavı normal güzergahında işleyeceğiz. Sınav başlangıcından sonuna kadar bütün yol güzergahında sizlere çekimini yaptık ve sunacağız. Ve yorumlamak üzere yanımda Rıdvan Hocam ve Baray Hocam var. Baray Hocam bu parkurda çok deneyimli hocalarımızdan bir tanesi. Onun için videonun her yerini dikkatle dinlemenizi öneriyoruz. Kendisi size püf noktalar aktaracak. Baray Hocam ilk parkurumuza giriyoruz. İlk parkurumuz ani fren alanı. Buyurun. Aynen burada aşağı inerken biraz arabayı gazla ittirdikten sonra debriyaja basıyoruz. Zaten yokuş aşağı araba hızlanıyor. Sarı alanın ortasında debriyaja basılıydı zaten. Bir de frenimizi birden basıyoruz. Aracı durduruyoruz. Yani Baray Hocam buradaki olay ani durumlarda aracın önüne bir şeyin fırlaması, bu insan olabilir, yetişkin bir insan, küçük bir insan olabilir. Burada sürücünün ya da önümüzde aniden bir araç durabilir. Burada sürücünün refleksini ölçüyorlar değil mi? Nasıl duracağını. Aynen öyle. Yani Rıdvan Hocam'la biz diğer parkurları yorumlarken de böyle bir yorum katmıştık. Sizin de yorumlarınız bizim için önemli. Rıdvan Hocam, bu alan bizim alanımız. Akademi Direksiyon Sürücü Kursu'ndan ehliyet alacak tüm adaylarımızın sınavları burada yapılmakta. Yani bugün ev sahibiyiz, doğru mudur? Evet, doğrudur. Burada sınava girecek kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah onlar için etkili bir video oluştururuz. Buralarda çok detay var Baray Hocam. Yaya geçişlerimiz var, kavşaklarımız var ve bol miktarda ışığımız var. En önemlisi de akan bir trafiğimiz var değil mi? Evet, normal trafiğin içindeyiz burada. Mesela biz daha önceki haftalarda Bayrampaşa sınav parkurunu inceledik Baray Hocam. Orada bu kadar akan bir trafik yoktu. Daha da boş bir alandı. Çok kavşağımız yoktu, ışıklarımız yoktu. Oradaki adaylarımız biraz daha bir nebze daha basitti ama burada sınav olmaları bence daha mantıklı. Çünkü trafiğe alışmak aslında olay. Mantık trafiğe alışmak ve adaylarımız burada gerçek trafiğin içerisinde araç kullanmayı öğreniyorlar. Yani boş bir alanda araç kullanmayı öğrenmektense akan trafikte %100 gerçek bir parkurda öğrenmeleri daha iyi ve etkili oluyordur. Siz de bu parkurda eğitim veren bir hocamızsınız. Yani sizin yorumlarınız tabii daha önemli. Aynen söylediğiniz gibi Bayrampaşa sadece sürücü kurslarına ait bir alan gibi. Ancak burası akan trafiğin içindeyiz burada. Öğrenciler burada ders aldıktan sonra kendilerini pekiştirmeleri daha kolay oluyor. Çünkü zaten trafiğin içinde ders alıyorlar. Ehliyeti aldıktan sonra da gösterdiğimiz gibi ilerlerlerse zaten kendilerini pekiştirip yavaş yavaş trafiğe de katılabilirler. Şimdilik Baray Hocam size çok teşekkür ediyorum. Sizin değerli yorumlarınızı parkurda, L parkta, paralel parkta, geri geri manevrada alacağım özellikle. Çünkü buralarda bize vereceğiniz püf noktalar var. Rıdvan Hocam, burada bir tümsek var ve yaya geçidi var. Aslında yaya geçidine öncesinde tümsek olsa daha güzel olur araçları yavaşlatmak için. Ama burada bir kavşak olduğu için orada buradan gelen sürücüleri o kavşağı hazırlamak için de tümsek koymuş olabilirler. Evet. Şimdi burada bu yolu böyle devam edemiyoruz. İleride de bir dönüş olmadığı için buradan bir kestirme yol açılmış. Tekrar yolun karşı tarafına geçmek için. Evet, burada sinyal vermeleri çok önemli kursiyerlerin. Sinyali verdikten sonra eğitmenlerimiz burada viteslerini 2'den 1'e düşürüyorlar. Çünkü bu dönüşte hafif bir rampa var. Ve bu rampada sınavda genelde trafik oluşuyor. O yüzden viteslerini kesinlikle 2'den 1'e düşürsünler. Ve yavaşça dönüşünü yapsınlar. Trafiğin durumuna göre tabii ki. Mesela burada çok gaza basmaları gereksiz. Debriyajın kavramasıyla aslında yavaşça ve sakince bu dönüşü alabilirler. Ve daha kontrollü olur. Arabanın kontrolü de kendilerinde olur öğrencilerimizin. Hani bizim gibi profesyonel, daha uzun süreler araç kullanmış bireyler buradan gazla dönebilir ama siz burada mümkün olduğunca gazı biraz az kullanın. Çünkü dönüş yaparken birden arabanın hakimiyetini kaybederseniz sınavda tabii yanınızdaki komisyonu da tedirgin ettiğiniz için sınavdan kalabilme olasılığınız var. Burada bir yokuş karşılıyor bizim. Yokuştan aşağı inerken muhakkak yavaşlayın.
Ayağınızı devriyaja koyup vitesiniz yüksekse muhakkak 1'e indirin. Hocam buradan karşıya geçecekler Rıdvan hocam. Bize nasıl geçeceklerini bir tarif edin. Evet, burada bir kavşak var gördüğünüz gibi. Zor bir kavşak aslında. Bu alanın zor yerlerinden bir tanesi. Önce sol tarafı kontrol ediyoruz. Sol tarafta yapılan bir tümsek var zaten. Bu araçları yavaşlatıyor. Ve sadece sol tarafa odaklanmıyoruz çünkü sağdan da bir akan trafik geliyor. Sağ tarafa da dikkatli oluyoruz. Eğer yol müsaitse yavaş yavaş çıkışımızı yapıyoruz. Ama hep kontrollü bir şekilde çıkış yapmamız gerekti. Çünkü iki taraftan da katılım var yola. O yüzden sağdan gelen araçlara da dikkatli ve yola çıktıktan sonra mümkün olduğunca hep sağ şeritten ilerlemelerini tavsiye ediyoruz kursiyerlerimize. Yani çünkü sol şerit gerçekten hız biraz daha bizden, tabi buranın hız sınırı belli 30 km ama biz zaten 30'un altına da düşebiliriz, biraz yavaşlayabiliriz. Ya 30'u geçmek isteyen araçlar olacaktır. Biz onları engellemeyelim. Onların tacizlerine de maruz kalıp strese girmemek için bizler sağ şeridi, acemi sürücüler olarak sağ şeridi kullanalım. Sınav boyunca eğer önünüzde bir araç engeli ya da yola çıkan başka bir araç yoksa genellikle sağ şeridi kullanın. Buralarda önünüze akan trafik olduğu için araçlar çıkacak. Buralarda hep gözünüz biraz daha açık olmalı. Yani direkt önünüzde değil de 180 derecelik bir açıyla her yeri görmeye gayret ederek yolla ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. Bunlar önemli. Herhangi bir araç çıkabilir, ani bir şekilde kazaya karışabilirsiniz. Bunları önlemek için ne kadar kontrollü giderseniz o kadar avantajlı. Sağda bir ışık tabelesi var Rıdvan hocam. Bizi hazırlıyor. Evet. Işığın olacağını söylüyor. Bu ne demek Rıdvan hocam? Gazı kes. Evet. Işığı gördükten sonra duruma göre müdahale et. Yani yeşil yanıyorsa tekrardan gaza basmaya başlayabilirsiniz. Ancak ışık sarıysa sizi bu durmaya hazırlıyordur. İleride kırmızıya dönecektir. Siz de gazı kestikten sonra trafiğin durumuna göre ışıklara yaklaştıkça yavaş yavaş fren ve durmaya yakın debriyaj fren yaparak durdurabilirsiniz aracı. Yani ışıkta durduk, vitesimiz muhakkak ikinci vitestedir. Çünkü biz kısa bir yoldan gelmedik. Artık kalkışımızı yapmıştık ışıklara gelene kadar. Vitesimiz, aracın deviri yükseldi, vitesimiz 2'deydi. Işıkta durduk, debriyaj, fren ve vitesinizi 1'e düşürmeyi unutmayın. Bu çok önemli sınavda. Çünkü bu sizin stop etmenizi engelleyecek. Ve sol taraflarda yine tabelalar bizi karşılıyor. Uyarılar. 30 hız sınırını belirtiyor. Yolun virajlı olduğunu belirtiyor. Rıdvan hocam, biraz da sözü size bırakayım. Çünkü siz de bu alana hakimsiniz. Sizin de vereceğiniz ipuçları bizim için çok önemli. Çünkü adaylarımız burada sınava girecek ve biz onları gerçekten sınava hazırlamak istiyoruz videoyla. Tabii ki. Burada aslında çok yapacak bir şeyiniz yok. Düz bir yoldayız. Ama biz her zaman yolun en sonuna bakacağız. Yani şeridin en sonuna. Gözünüzün görebildiği en uzak noktaya odaklanın. Şeridi ortalayın. Didem hocamın da dediği gibi eğer önünüzde bir engel yani duran bir araç, bir yol çalışması olmadığı müddetçe sağ şeritten ilerleyin. Bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki gerekli yerlerde sollama yapabiliriz. Ama bakın burası hız sınırı 30. Kasis uyarısı da var. İleride bir okul bölgesi var. Burada da hız sınırımız 20 olacak. Bu detayı da verelim kursiyerlerimize. Rıdvan hocam, şimdi videoyu biz hem izleyip hem yorumluyoruz. Ve bu sınav alanı gerçekten hani bizim sınav alanımız diye değil, gerçekten çok sevdim. Çünkü burada bol miktarda trafik levhası var. Yani bu sizi trafik levhalarını okumanız konusunda da akılda kalıcı ve gerçek uygulama olarak görünecek. Mesela diğer sınav alanlarında bu kadar trafik tabelası yok. Mesela bir 100 metre geride U yapılmaz işareti vardı. Evet, biz bunu teorik derslerde sizlere aktarıyoruz. Böyle bir tabelanın varlığından bahsediyoruz ama uygulama derslerinde de bunları görmeniz çok güzel. Mesela bir tümsek görmeden önce bize ne diyor? 50 metre sonra bir tümsek var diyor. Bizi uyarıyor. Yani hızlı gitmeyin. Hızlıysanız hızınızı düşürün. Yani bunları uygulamalı olarak burada görmeniz gerçekten bu parkurda ehliyet alacak adaylar için çok önemli ve verimli olacağını düşünüyorum. Evet, bir avantaj onlar için. Çünkü trafik ve çevre bilgisini teorik derslerde görüyorsunuz, uygulamada da yaşıyorsunuz. Mesela burada sağda şerit, bak biraz önce verdiğimiz örnek, sağdan gidiyoruz diyoruz ama sağ şeritte engellerimiz evet, var değil mi Rıdvan hocam? Duran bir araç vardı. Hemen Ömer hocamız kullanıyor zaten aracı. Sinyalini verdi. Tabii kontrollü bir şekilde sola geçti aynasını kontrol ederek. Ve engeli açtıktan sonra tekrardan bulunduğu şeride yani sağ şeride geldi. Bir ışığımız var. Işıkta duruyoruz burada. Vitesimizi ne yapıyoruz Rıdvan hocam? Durduğumuz zaman
Kesinlikle vitesi 1'e alıyoruz. Çünkü sınavda en çok yapılan hatalardan bir tanesi durduğumuz zaman o heyecanla vitesi 1'e düşürmemek. Evet, burası riskli bir bölge. Çünkü burası otogar ve buradan önünüze araçlar çıkabilir. Burada daha temkinli, kontrollü, aracın kontrolünü bırakmayın. Aracın kontrolü sizde olsun ve sağ taraftan, otogar tarafından çıkacak araçlara doğru karşı biraz daha tedbirli olmanızı öneriyoruz. Ve bakın, tabelalar hala bizi önümüzde devam ediyor. Bakın, yine bir uyarı var. Tümseyimiz var. Tümseyimize 50 metre sonra tümseyimize geleceksiniz, yavaşlayın uyarısı veriyor. Gerçekten bu tabelaların bol olması ve akan trafikte birebir gerçekçi bir sınav olmaları bence adaylarımız için gerçekten çok büyük bir avantaj. Gördüğünüz gibi otobüs çıktı Rıdvan Hocam. Evet, otobüs bu alanda sıkça karşılaştığımız taşıtlardan bir tanesi. Özellikle bu bölgede çok ani çıkışlar yapabiliyorlar. Mümkün olduğunca zaten eğitimlerde bu durumlarla karşılaşıyor kursiyerlerimiz. O yüzden otobüsleri de ayrı bir dikkat edilmesi gerekiyor. Sınav stresiyle o bölgeleri unutmayın. Önemli detaylar bunlar. İleride bir kavşağımız var. Belki de bu parkurun en zor yerlerinden bir tanesi. O yüzden mümkün olduğunca kavşağa yaklaştıktan sonra, yaklaşırken sol şeride geçmenizi öneriyoruz. Zaten eğitimlerde de hocalarımız bunları aktarıyor kursiyerlere. Çünkü dar bir kavisten dönerseniz sizin için daha iyi olacaktır. En başta tek bir noktaya odaklanacaksınız, solunuzdan gelen araçlara. Ardından kavşağa girdikten sonra önce sağ taraf, sağdan gelenlere dikkat edeceksiniz. Ve karşı cepheden de bir araç trafiği var, oraya da dikkat edeceksiniz. Yani en zor noktalardan bir tanesi bu kavşak. Aslında çok zor değil. Burada zor olan aslında samimiyetle söylediğim şey trafik kurallarına uymak. Evet. Mesela bol miktarda yaya geçidi var burada. Muhakkak yayalara yol verelim. Aslında kavşak dönmek basit. Yani burada maddi bir zarar uğrayabilirsiniz en kötü ihtimal. Ama yaya geçitlerine, ışıklara önem vermesiniz insanların canına da mal olabilir. Onun için en önemlisi trafik kurallarına uymanız. Daha sonrasında tabii ki bu dönüşlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce yol ver tabelası vardı. Gerçekten bu çok güzel bir alan. Ya teorik derslerde gösterdiğimiz bütün tabelaları neredeyse gördük Rıdvan Hocam, evet, değil mi? Evet. Şimdi burada kontrollü bir şekilde sağ tarafımızı kontrol ederek yola girdik. Sağ tarafı kontrol ediyor, evet. Ve bu dönüşü yaptıktan sonra sağ cepheden, yani bir katılım daha var orada. En son oraya da dikkat ettikten sonra aynadan kontrollü bir şekilde yine sağ şeridi kullanın burada da. Çünkü artık dönüşe geçtik. İleride parkurlar başlayacak. Sırasıyla L park, geri paralel park ve dur kalkı yaptıktan sonra sınavımız bitecek. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz zaten sınavın çoğunu atlatmışsınızdır. En önemli kısımlar gelmiştir. Bunları tamamlayıp sınavınızı başarılı bir şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi bu önemli konularda sözü Baray Hocam'a bırakacağız. Baray Hocam size çok önemli püf noktaları aktaracak. Eğer bu alanda sınava giriyorsanız, yani sadece akademi direksiyonuna değil diğer kurumlarla birlikte de giriyorsanız, bu videoyu dikkatli bir şekilde, bu dakikadan sonra daha dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneriyoruz. Şimdi burada yine biz bir 30 tabelası karşılıyor. 30 hız sınırına, maksimum ulaşabileceğiniz hız sınırı burada 30. Bize onu belirtiyor. Aslında tabelalar bize çok güzel bir şekilde yönlendirme de yapıyor. Bunlara ne kadar dikkat edersek, trafik levhalarını, o kadar güvenli bir yol alırız. Yani bu benim şahsi fikrim ama bu hani düşününce de mantıklı olan bu. Mesela önümüzde bir otobüs var. Eğer otobüs orada duruyorsa çok hızlanmadan kontrol bir şekilde sol şeride geçebilirsiniz. Ama otobüs devam ediyorsa yavaş bir şekilde onu takip ederek, hızımızı aşmadan onu takip edebiliriz. Baray Hocam, önemli yerlere geliyoruz. Burada görev size düşüyor. Yani adaylarımız birazdan L Park'a girecek. Yani Ömer Hocamız girecek ama adaylar bu videoyu izlerken kendilerinin girdiklerini tabii ki varsayacaklar. L Park zor bir parkur değil aslında. Hiçbir parkur zor değil. Çünkü hepsinde şifrelerimiz var. Adaylarımız gayet iyi bir şekilde giriyorlar. Şimdi L Park aslında bir yoldan geri giderken
düz bir şekilde gidiyorsunuz. Bir sokağa girmeniz gerekiyor. Aslında L park değildir. L manevradır onun adı. Düz gidip bir sokağa da girebilirsiniz o L şeklinde. Ya da AVM'lerde, site otoparklarında artık yatay değil de dikey parklar daha öne çıkıyor. Orada da işinize yarayabilir. Yani artık L park bir nevi paralel parkla aynı statüde. Dediğim gibi geri manevrada da bu L manevrasını kullanıyoruz. Şimdi hocam, aynen, buyurun söz anda, sizde. Şu anda girişimizi yapıyoruz. Yine sağa yanaştığımız için sağ sinyalimizi verdik. Girişimize başlıyoruz. L park alanındayız şu an. Burası birinci L park alanımız. Bir de ikinci var. Şu an şu soldaki sarı çizgilerle sağdaki dubaların arasında arabayı tamamen ortalamamız gerekiyor ve sağ tarafta ikinci dubayı ön kelebek camına ortaladıktan sonra tam sağa kırıp aracımız düzelene kadar geri geriye geliyoruz. Burada biraz hafiften bir rampa var. Yarım debriyajla gelirlerse çok yavaş ve kontrollü bir şekilde devam edebilirler. Aracı düzleştikten sonra da tekrardan durup direksiyonu düz konuma getiriyoruz. 1,5 tur çevirerek ve geri geriye devam ediyoruz. Aynamız geri geri yukarıya doğru çıkarken ikinci dubayı geçtikten sonra duruyoruz. Çünkü arkada da bir dubamız var. Ona çarpmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda L parkı yapmış bulunmaktalar. Şu an çıkışı yapıyorlar. Çıkarken de yine aynalarımız dönmekte olduğumuz sağ taraftaki dubayı eşitliyor ve tam sağa kırıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi sol uçta da dubalarımız var. Onlara çarpmamamız lazım. Şimdi geri geri gelme alanı, emin olun sınava girecek adaylara söyleyelim, en basit, en kolay manevra alanı. Buradaki püf nokta manevra alanına düz girebilmek, değil mi Baray hocam? Aynen. Düz girdik mi de direksiyonumuzu çok oynatmadan, açılarıyla çok oynatmadan dümdüz geri gelebiliriz. Hani bizim için bir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Yok, ben de düşünmüyorum. Çünkü zaten girişte aracı ortalıyoruz. Çizgiyle kaldırımı düz giriyoruz. Direksiyonumuzu düz tutarsak eğer zaten yol düz, direksiyonumuz da düz. Direkt geri geriye sağa sola yanaşmadan devam edebiliriz. Yalnız burada yarım debriyajla geliyoruz. Gaz vermemize gerek yok. Çünkü çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten geri geri yaparken ehliyeti aldıktan sonra da riskli bir manevra. Çünkü önümüzü çok geniş bir açıyla görebilirken, geri gelirken geri açıyı çok iyi net göremiyoruz. Aslında dikiz aynamız, yan aynalarımız bize bu konuda yardımcı oluyor ama riskli bir manevra geri gelmek. Onun için muhakkak gaza basmanızı, ehliyet aldığınızda da önermiyoruz. Çok yumuşak, çok yavaş ve kontrollü gitmeniz gerekiyor. Biz her açıdan sizin için bu videoları çektik. Mesela geri gelmeyi tek açıdan derlemedik. Üç açıyla birlikte çektik. Çünkü geri gelirken aracın nasıl geldiğini, bakın direksiyonu kırmadığını görüyorsunuz ve hala kaldırıma vurmadı. Demek ki tam ortaladıktan sonra, direksiyonu düz tuttuktan sonra çok rahat geri gelebilirsiniz. Değil mi Baray hocam? Aynen öyle. Şimdi burada önemli olan sinyal ve ayna kontrolü, evet, değil mi Baray hocam, sarı çıkarken? Sarı çizgilerde dubalar olacak sınavda. Ancak iki sarı çizgisi arasında gördüğünüz gibi Z harfi görüyorsunuz. O arayı boş bırakıyorlar. Sola sinyal vererek o aradan geçiyoruz. Dubalara vurmamamız gerek. Şu anda paralel parka doğru ilerliyoruz. Evet. Öğrencilerimizin korkulu rüyası. Ama bize göre de çok korkulmayacak. Aslında kontrollü ve hesaplı bir şekilde yapıldığı zaman çok basit bir park kendileri. Ama tabii öğrencilerimiz diğer sınava giren adaylardan, söylentilerden etkilenip bir ön yargıyla geliyorlar. Benim eğitimlerimde de çok oluyor öyle Baray hocam. Yani bir ön yargıyla geliyorlar. Bu paralel parka her öğrencinin çok büyük ön yargısı vardır aslında ama şimdi Baray hocam size püf noktaları yine aktaracak. Bunları dinlersiniz. Eğitimlerdeki eğitmenlerinizin de size püf noktaları verecekler. Bunları harmanlayıp bu sınavı çok iyi bir şekilde atlatabilirsiniz. Değil mi Baray hocam? Aynen öyle. Şimdi Ömer hocamız parka giriyor. Sağ sinyalini vererek giriyor. Burada en önemli kısım numaralı olan dubaları yanında düz durmamız. Yan durmamamız gerekiyor ve arkadaki 5 numaralı dubayı arka kelebek camdan gördükten sonra tam sağa kırıyoruz. Sol aynamızdan arkadaki dubaların ikisini de görmemiz gerekiyor. Gördüğümüz an duruyoruz. Direksiyonumu düz yapıyoruz.
Ve 5 numaralı dubayı da bu sefer sağdaki aynayla eşitliyoruz yan yana, birbirine değecek şekilde ve sonradan tam sol yaparak aracımız düzelene kadar geri geliyoruz. İki tekerlerimiz de sarı çizginin alanının içinde bulunuyor. Kaldırıma değmedi, dubaya evet. değmedi. Bu başarılı bir park. Tabii tek açıyla yetinmedik. Size yine birkaç açıda çektik. Her açıda size bahar hocalar, Baray hocamdan yeni bilgiler gelecek. Şu anda gördüğünüz gibi kelebek camda gördü, tam sağ kırdı ve Ömer Hoca sol aynasından şu an arkadaki iki dubayı da görüyor. Şu an düzledi ve 5 numarayla sağ aynasını eşitledi. Şimdi de tam sol kırdı ve aracı düzelene kadar ilerliyor. Araç düzeldikten sonra durmamız gerekiyor çünkü arkamızda da bir araç var. Daha fazla ilerlersek arkadakine vurabiliriz. Peki ben eğitimlerimde öğrencilerime geri park yaparken aynalarını biraz indirmelerini söylüyorum. Çünkü kaldırımla çizgiyi net görmeleri için. Siz bu yöntemleri uyguluyor musunuz Baray Hocam? Evet. Yoksa aynanız normal standartta duruyor mu? En sonki manevrada, yani sola dönüş ve arabayı düzleyiş manevrasında sağ aynamızı, tekerimizi görecek şekilde ayarlıyoruz. Eğer kaldırıma değecek gibi olursa tam sağa, ileriye doğru gidiyoruz ama değmeden durmamız gerekiyor. Çünkü sınavdan kalabiliriz. Yani, çıkışta da aynı şekilde dubalara dikkatlice sinyal vermeyi de unutmuyoruz değil mi? Evet. Sinyal vermeyi unutmuyoruz. Tam parktan çıkarken muhakkak sinyalinizi verin. Çünkü siz bizim ya da sınav komisyonunun gözünde iki aracı arasında parktasınız ve oradan yola çıkacaksınız. Sinyal önemli. Burası da ikinci park alanımız. Şimdi her sürücü kursunun park yeri farklı. Onun için iki L park yerinde de çalışma yaptık sizler için. Bu ikinci park içinde Baray Hocamız sizlere püf noktaları aktaracak. Önceki L Park'ta ikinci dubayı hizalıyorduk. Tekrar yolu ortalayıp burada tam tersi üçüncü dubayı hizalayarak tekrardan tek manevra tam sağa. Hizayı ön camla mı alıyorlar hocam? Aynen, ön kelebek camla odaklıyor. Tam sağa kırıyor. Aracı düzelene kadar gidiyor. Aracı düzken direksiyonu düzeltip, yalnız burası birinci L Park'tan daha rampalı. Hafiften kayma oluyor. Yarım debriyaja bırakmamamız gerek. Yani burada aslında iki çizgi arasında ortalık alıp kelebek canımızı üçüncü dubaya denk getirdiğimiz zaman tam da sağ kırdığımız zaman muazzam bir parkı yapabiliyoruz, evet, değil mi? Gözü kapalı giriliyor. Zaten biz öğrencilerimizi çok basit formüllerle gösteriyoruz. Onlara sınavda çok rahat edecekleri formüller veriyoruz. O yüzden direkt bizim yaptığımız gibi hizaladıktan sonra direkt giriyorlar zaten. Evet, bu da son L park manevramız olacak. Dediğimiz gibi ikinci parkta üçüncü duba, birinci L parkta da kaçıncı dubaya? İkinci dubaya kelebek camımızı denk getirip tam sağa girebiliyoruz. Bizim bir tane manevramız kaldı. Onu ben anlatmak istiyorum. Orası da eğilimli yolda kalkış. Çünkü en zevkli konulardan bir tanesi, anlatırken eğitimlerde de en zevk aldım. Çünkü en basit, biraz da korkulan ama yaptıkça öğrenilen bir şey. Şimdi değerli öğrencilerimiz, eğimli parka gelmeden önce söyleyeyim size püf noktayı. L park yapılıyor ama eğilimli yokuşta biraz video kısa olduğu için burada anlatacağım size. Zaten buranın mantığının üstünden çok geçtik. Geriye alıp tekrar izleyebilirsiniz. Yokuş kalkışında aracınızı durdurduktan sonra vitesinizi 1'e aldığınıza emin olup debriyajınızı yarıya kadar getirip araçtan bir ses bekleyeceksiniz. O sesi de söyleyeyim, titreme sesi. Titreme sesi geldikten sonra freni bırakıp hafiften gazınızı basıp yoldan kalkabilirsiniz. Mesela burada örnek de göstereceğiz. Aracımız burada duracak. İkinci vitese geldiyse onu 1'e alacak. Sonra debriyajını yarıya kadar getirdikten sonra frenini bırakıp hafif gazla kalkacak. Videomuzun sonuna doğru geldik. Bu manevra bittikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Baray Hocam da Rıdvan Hocama çok teşekkür ederim değerli yorumları için. Ve ilerleyen videolarda da yine kendilerinden katılımlarını isteyeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
katılım sağladığınız için. Hocalarımıza teşekkür ettikten sonra sizlere bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Ehliyetinizi aldınız, direkt cüzdanınıza koyup orada eskimesini beklemeyin. Akademi Direksiyon Sürücü Kursları olarak akan trafikte özel direksiyon eğitimi vermekteyiz. Sizler de en yakın şubemize uğrayıp randevu oluşturabilir veya sosyal medya üzerinden yine aynı şekilde randevularınızı oluşturabilirsiniz. Konum hizmetimiz mevcuttur. İstanbul'un birçok ilçesine konum hizmeti vermekteyiz. Ders başlangıcında sizi konumunuzdan alıp ders bitiminde de tekrar konumunuza bırakmaktayız. İstanbul ili içerisinde özel direksiyon eğitimine kurumsal ve profesyonel olarak veren tek firmayız. Sizler de en kısa sürede şubelerimize uğrayıp avantajlı özel ders fiyatlarımızdan faydalanabilirsiniz. Biz her videomuzu Rıdvan hocamla kapatırken şu cümleyi kuruyoruz. Bu çok hayati bir cümle çünkü. Sizden ricamız, trafik kurallarına uyun. Emniyet kemerinizi takın.